Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Hande Özdemirgül, Portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Son işlem gününe geldik. Gelişmelere, rakamlara bakacağız. Ve her zaman olduğu gibi ekonomist Belgin Mahmuş ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım. Günaydın Hande. iyi sabahlar. İyi sabahlar. Geldik son işlem gününe artık. Da. Bakacağız gelişmelere, tabii piyasa beklentilerine, verilere de. Ee, şöyle verilerle bir başlayalım. Ee, global tarafın ağırlıklı Hı -hı. olduğunu biliyoruz. Ee, bugün şimdi bakalım Almanya PMI verisi açıklanacak. Türkiye saatiyle e, saat 10:30'da onu bekliyoruz. E, Euro bölgesi PMI asıl bugün PMI verisi diyelim şöyle Euro bölgesinden de PMI. Keza İngiltere tarafından da 11:30 saatiyle e, takip edeceğiz. ABD'den de gelecek evet. 16:45'te e, ve bugün saat 21'de ABD Federal Bütçe Dengesi de Keza. Takipte olacak ve e, Paul'un konuşması da var. Saat 18'de Türkiye saatiyle yine hatırlatmış olalım. Bakalım neler diyecek, piyasalara hangi mesajları verecek. Gördüğümüz gibi veriler tarafında küresel tarafın ağırlıklı olduğunu evet. biliyoruz. Dün biz de faizi takip ettik. E, önemliydi Doğru. bu haftanın en önemli gündem maddesi. Faiz kararıydı. Ne dersiniz? Şimdi önce bizden başlayalım. Olur. Çünkü hani ne gündü ama dedirtecek bir gündü. Merkez Bankası kimilerine göre 50 bas puan ki ben pas geçeceğini düşünüyordum. Onu Kasım Aralık diyordum. Hepimiz yanıldık ya da hepimiz tahminlerimizde tutturamadık. Sayın Kavcıoğlu o söylediği sözün arkasında oldu. Merkez Bankası gerekeni yapacaktı Demek ki elindeki data setine baktığımızda ve piyasa gerçeklerine baktığımızda her ne kadar kur tarafında yeni tarih zirveler 9.50 seviyesine doğru yükselişler olduysa da 200 bas puanlık bir indirimle 16 seviyesine çekilen politika faizi daha önce göstermiş olduğu o çekirdek seviyenin de altına gerilemiş oldu. Kur tarafındaki hareket CDS'lerin 450 seviyesinde olması gibi unsurlar TL varlık fiyatlamalarını bozarken paranın yönü bir anda borsaya doğru hareketlendi ve hiç kuşkusuz ki evet enflasyonist baskıların artması fiyatlamaları bozacak. Kur ve faiz tarafındaki gelişmeler elbette ki dalgalanmayı beraberinde getirecekti ama e, özellikle mevduat tarafı dair olmak üzere reel getirinin negatife dönmesi ve bunun daha da negatifleşmesi sonrasında yatırımcı ve tabii ki fonların hareketinin borsa tarafına olduğu ilginç dirençlerin geçildiği bir gün olarak aklımızda kaldı. Tabii bu konuda birçok eleştiriler, karşı görüşler gittikçe fakirleşiyoruz gibi söylemler vesaireler de gündemde yerini aldı. Ama şu da bir gerçek ki Merkez Bankası bu hamleleriyle belki bir süre daha yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya kalacağımızı biliyor ama e, piyasa dinamiklerini hareket ettirmek, çarkların dönebilmesi, ticari faaliyette bulunan işletmelerin e, ve bunun içerisinde inşaat sektörü dahil olmak üzere sanayi üretimi tarafındaki sektörlerin de krediye erişimi ve kredi maliyetlerinin, daha düşük olması yani ekonomik aktivitenin canlı kalmasını e, arzuladı. <laughs> ya da <özür> dilerim, <laughs> o beklenti içerisinde bunu gerçekleştirdi. <laughs> bu anlamda baktığımızda Merkez Bankası'nın dünkü hareketini yankılaması bir süre daha devam edecektir. <laughs> Kur cephesindeki hareketlilik yakın takip edilecektir ama Merkez Bankası o adım atarken hani bu o, şeye saygı, e, bu yöndeki eleştirilere de hazırdı zaten. Hazırdı. Evet mutlaka. Evet. Peki şimdi e, borsaya bir geçelim bakalım son işlem günündeki hareketi nasıl? Şimdi dün de bir hatırlayalım 1455 puandan e, günü kapatan bir borsa vardı. Şu an için baktığımızda yatay pozitif bir seyir karşımıza çıkıyor. Yüzde 0.09 e, 1456 puan seviyesi. Dün 158'lik yükselişle kapattı Belgin Hanım. Evet. E, 1455 puanı o şekilde e, ve 1409 aşağıda görüyoruz. 1450 56 yukarıda borsa için. Yani son bir haftanın en yüksek seviyesi şu an için Doğru. baktığımızda. Bu yükseliş devam eder mi? Buradaki etmenler takip edeceğimiz gelişmeler ne olur borsa açısından ve önümüzdeki hafta seviyeler önemsediğiniz. Tabii ki. Dünkü yükseliş ilginçti. Dünkü yükseliş çok özür dilerim faranjitimden dolayı bu arada. Dünkü Sağ yükseliş aynı zamanda işlem hacmiyle de teyit edildi. Ve dolayısıyla bu yükselişin biraz daha kalıcı olabilme ve devamının gelebilme ihtimalini kuvvetlendirdi. Bugün haftanın son işlem günü olduğu için hani de gün ikinci yarısında dünkü o sert yükselişin bir düzeltme hareketi gelebilir. Bu arada orta vadeli trend desteğimiz 1430'dan 1435 seviyesine yükselirken geri çekilmelerde takip edeceğimiz seviye 1435 olacak aşağıda. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1460 65. Dün de özellikle dikkat çekmiştik. 1450 üzerinde 1465'e kadar endeksi yukarı yönlü hareket devam edebilir. Ancak 1465 seviyesi önemli bir seviye. Daha önce de yükselişinde o seviyeye girip 4-5 kez geri dönmüştü. Dolayısıyla oraya kadar yola açık bir bis yüz var. 1465 yukarıdaki hedef değer olmakla birlikte Aşağıda ilk etapta 1435, 1435 aşağı yönlük kırılırsa bu kez bakacağımız seviye yine 1418'ler olacak. Yani daha önceki orta vadeli trend destekleri şimdi geri çekilmelerde yine destek olarak çalışmaya devam edecek. Hemen ortalamalara da baktığımızda dünkü yükselişle birlikte ortalamaların özellikle 21 günlüklerin 1416, 50 günlüklerin 1417... 100 günlüklerin ise 1418'de olduğunu görüyoruz. Demek ki aşağıda 1418 seviyemiz önemli bir destek olarak karşımızda olacak. Dünkü yükselişin bankalar haricinde ağırlıklı olarak inşaat sektöründeki yükselişten kaynaklandığını biliyoruz. Burada tabii ki gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul şirketlerine yönelik olarak kredi faiz oranlarının da düşebilme ihtimali ve operasyonel faaliyetlerindeki artış beklentisi de bir süze destek veren bir unsur oldu sanayi ve inşaat sektöründeki hareketlilik. Peki e, bankacılığa ve sınayiye de bakacağız ardından da vadeli tarafa bakarız. Bankacılıkla şöyle bir başlayalım e, hareketi nasıl ki 1204'lerden 1248'e kadar çıktı son bir haftada burada önemsediğiniz seviyeler nedir şimdi hangi seviyeler önemli bir yandan da e, blançolar da gelmeye devam ediyor evet. e, az sonra da konuşacağız e, 0.05'lik satıcılı bir görünüm var yatay negatif e, bankacılık için 1246 puan. Ne dersiniz Belgin Şimdi bankacılıkta 1250 kısa vadeli hedef değerimiz bu seviyeye doğru yaklaştığında da satışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dün nereden kapatmışız Sen hani de özellikle bankacılıkta 1247 dünkü seviyelerini 3 aşağı 5 yukarı koruyan bir bankacılık endeksi var. Bankacılık sektöründeki hisselere bakıyorum. Para girişi var mı bugünün özelinde? Bankacılık tarafında para girişini dün itibar, dün sabah itibariyle görmüyorum ama para çıkışı var. Hangilerinde? özellikle Garanti Bankası'nda para çıkışını görüyorum. Bununla birlikte beklenti anlamında özellikle bankacılık sektöründe Akbank, Yapı Kredi Bankası'nın daha hareketli. Garantinin biraz daha satıcılı seyri bankacılık endeksini şu anda Baskılıyor, gözüküyor. Tabii burada enflasyonist baskılar, <laughs> enflasyondaki yükseliş eğiliminin e, öz varlık karlılıklarını olumsuz yönde etkileyebileceğine dair beklentilerin de bankacılık sektöründe üçüncü çeyrek rakamlarını e, biraz daha beklenileni karşılamayacağı yönündeki görüşlerde etkili. Ama burada indikatörümüz yine garanti olacak Hande. Garanti Bankası'nın 9-15 üzerindeki hareketi endekse güç verebilir. Şu anda 9. Bankacılık se e, sektörünü de harekete geçirebilir, domine edebilir. Bununla birlikte katılım bankaları içerisinde Albaraka'ya para girişlerini görmüştük hafta içerisinde. Orada da bir bilanço performansını görmeye devam edeceğiz. Garanti hem bilanço beklentisi anlamında hem de bir indikatör betası yüksek olan e, hissi hisse olarak karşımızda ve onun teknik hareketleri son derece önemli. Burada 915 918 bandını takip edeceğiz. Bunun üzerindeki her kapanış biz de yönü yukarı yönlü teyit etmeye devam eder çünkü. Evet. Şu e, gündür bakıyoruz, biraz daha toparlanma Hı -hı. var şu an için. Baktığımızda yüzde 0.22 evet. e, iki gün önceki iki gün biraz daha satıcılı bir seyir vardı. Doğru. Toparlandığında görüyoruz. 950 yukarıda görmüş ki 9.05. E, dediniz ki 9.15 önemli dediniz. Önemli bir eşik değer. Eşik garanti. değer. Bankacılıkta hem garantiyi, indikatör olarak kabul ettiğimizde Peki Snei'ye geçelim hemen bakalım. Snei'nin hareketi nasıl ki e, oraya da bakıyoruz. Yine yükseliş var. 2638 ne kadar desteklemiş? Şu an için %0.16'lık yükseliş görüyoruz. 2638.40'da yani yine son bir haftanın en yüksek hareketi. Tıpkı bankacılıkta olduğu gibi Snide'de de benzer hareketi görüyoruz. Doğru. Snide endeksi dün %2.07 yükseliş göstermişti. Birinci sırada inşaat sektörü, ikinci sırada sanayi endeksindeki yükselişler bunu teyit etmişti. Hatta şöyle yorumlar da gördüm gün sonu kapanışlarında. Hani endeksi işlem hacmi arttı ama hani e, piyasa e, çok fazla gitmedi. Aslında gitti. Özellikle hisse alımları e, sektör içerisinde mesela gayrimenkul sektöründeki hisseleri düşünelim onlara yayıldı. O kadar çok şirket var. Aynı şekilde sanayi tarafında birçok muhtelif işte Fort Otosan, Tüpraş, hani e, birçok farklı alandaki e, gübre sektörü işte otomotiv sektörün gibi hisselere yayıldı. Ancak burada tabii ki bunları bünyesinde bulunduran... Holding, koç holding, sabancı holding gibi, e, Alar holding gibi biraz daha görece satıcılı olduğunu gördük. Enerji sektöründeki hisselerinde de bazılarında hareketlilik yukarı yönlüydü. Bazıları ise günü yatay tamamladı. Şunu unutmamak gerekiyor. İşlem hacmi artarken endeksin seviyesi de yükseliyorsa bu borsaya para girişini gösterir. Ya yani İşlem hacmiyle desteklenen her yükseliş daha kalıcı yükseliş olmaya adaydır ve iyimserliğimizi korumamızı sağlar bu gözle baktığımızda sanayi tarafında özellikle maliyetlerin düşebilme ihtimali her ne kadar kur tarafı ithal girdi maliyetlerini artıracaksa da faiz tarafının görece daha düşük olması bu anlamda biraz daha dengeleyici maliyetler tarafında olabilir. Beklentisi de sanayide fiyatlanıyor. Sonuç itibariyle 2650 yukarıdaki direncimiz <laughs> geri çekilmelerde ise 2620 ve 2615 desteklerimiz olacak. Peki. Vadeli tarafa da geçelim hemen sonrasında bakacağız ki son işlem gününde nasıl spot piyasa gibi vadeli tarafta da yine pozitif bir tablo görüyoruz. E, 1518 aşağıda karşımıza çıkıyor. 1567 ise yukarıda %0.22'lik yükseliş görüyoruz 1569'da. Evet. Şimdi vadeli taraf e, nasıl Belgin Hanım? <laughs> e, şimdi artık yavaş yavaş ay sonuna da geliyoruz. E, ne dersiniz? Şimdi vadeli tarafta şöyle baktığımızda Ekim vadelinin sonuna gelmeye başladığımız bu dönem içerisinde orta vadeli trend desteğimiz 1555'te. Bunun üzerinde olduğumuz sürece ne demiştik hafta başında? Daha alıcılı bir vadeli görme ihtimalimiz kuvvetlenir. Ve bu para girişiyle de desteklendiğinde özellikle endeksin yukarı yönlü hareket etme ihtimali 1418, 1420, 1430 ve 35 bunlar orta vadeli trend desteklerini geçeceğine dair sinyal üretilirse endekste vadeli tarafta da ister istemez yukarı yönlü hareket oluşur. Evet. Bu bağlamda bu koordinede baktığımızda buradaki kısa vadeli hedef değerimiz özellikle baktığımızda bugün itibariyle 1570-1580 ara direnç noktalarımız 1580 seviyesini aşarsa da 1500 şey 1600 seviyesine doğru bir yükseliş olur ve ben Ekim ayını bu imserlik devam ederse TL getirilerdeki değer kaybı, hisse senedine para girişini daha da arttırırsa ki halka arzlar da devam ediyor. Dünkü ZPK bülteninize iş, iş, iş şirket daha gelecek. Bugün de o üç tane halka arz olan e, şirketten hedef girişim işleme başlayacak. Bunların devamı bunlarla ilgili yeni para girişleri de vadeli tarafı pozitif yönde etkileyecektir. Dolayısıyla biz bu ayı vadeli tarafta 1600... 1585-1600 bandında kapatabiliriz diye düşünüyorum. Bugün için e, dirençlerimiz 1580 ve 1600 seviyesi olurken teknik olarak desteğimiz ise Hande burada baktığımızda 1550. Bunun üzerindeki her kapanış Biraz önceki söylediklerimi teyit eder. Peki hisselere geçelim. Şimdi hisselere bakarken e, bir yandan da tabi bilançolara bakacağız. Bilanço sezonu dedik. E, Beyaz eşya tarafıyla Arçelik'le başlayalım. Hı hı. E, bir yandan da fiyatına da bakalım. 33.56 e, yukarıda görüyoruz. Evet Ar Arçelik'te 31.86 ise aşağıda. Bugün satış var 1.37. 33.10 fiyat karşımıza çıkıyor. Şimdi burada e, gelen bilanço e, rakamları neyi karşılıyor belki? yani nasıl bir performansı var ve hisse tarafına yansıması. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Arşelik Kam Kamuyu aydınlatma platformuna hani 2021 yılı TR bazlı ciro büyüme beklentisini paylaştı bilançosu sonrasında. ve bilançosuna baktığımızda beyaz eşya sektörü için şunu demiştik. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre düşüş. Bir önceki çeyreğe göre baktığımızda ise satışlarda biraz daha azalış ama karlılıkta devam olacak Arçelik tarafında diye. Ve Arçelik bu bağlamda aylık e, TL bazında ciro büyüme beklentisini %55 olarak tekrardan teyit etti. FAVÖK marjı yaklaşık olarak %11'ler seviyesinde olacak ki FAVÖK marjını biraz daha açmamız gerekirse mevcut konjonktür içerisinde satışlarından elde edecek karlılık ve bunun enflasyon karşısındaki e, azalış ya da artış payı olarak da görebiliriz. Bununla birlikte işletme sermayesi böyle ciro da yaklaşık %25'lerde. Şimdi bu tip e, oranlarda baktığımızda üretimin devam etmesi, karlılığın sürdürülebilmesi için ciro hedeflemelerinde, marş hedeflemelerinde ortalama 20 ve 20'nin üzerindeki rakamlar e, beklentiyi kuvvetlendirir ki arçelikte de bunu görüyoruz. Bu ekranda gördüğümüz ana ortaklık net dönem karı arttıran bir arçelik var. Karşımızda zorlu geçen dönemlere rağmen 2020-2021 küresel bazda ama beyaz eşya sektörü için bu tam tersi olumluydu. Ve yeşil olarak görünen de net esas faaliyet karı. Her zaman söylüyoruz esas faaliyet karıdır asıl olan karlılık açısından ve arçelik de bunu başarıyor. Aynı zamanda satışlara baktığımızda satışların ciro olarak karşımıza gelmesi ise enflasyon karşısında kayıpların çok az olduğunu, satış miktarı düşse bile Karlık anlamında bir düşüş olmadığını görüyoruz. Peki Belgin Hanım, şimdi Tav Havalimanları'na geçelim. Yine bakacağız e, bilançosuna ve bir yandan da ben aktarayım. Yılın ilk yarısında iç hatlarda 16.6 milyon, e, dış hatlarda ise 20.6 milyon... E, ...toplamda e, 37.2 milyon yolcuya hizmet verilmiş. E, burada tabii yeni bir normalleşme süreci havalimanı tarafına yansıması... Evet, ...bu süreçte evet. konuşuldu ki e, açıklamalar da var... İcra ee, kurulu başkanı Sayın Şener'in e, açıklamalarını da takip etmişiz. E, 24 Eylül'lerden 26 Eylül'e kadar da çıkmış. 008'lik şu an için satış var. Ama yukarı yönlü hareket son bir ayda gerçekleşmiş. 25-14. Şimdi özellikle havacılık sektöründe hangi hisseler hareketliydi? Türk Hava Yolları, Pegasus, Doko, Hı -hı. Çelebi, Tav gibi hisseler. Ve bunlardaki hareketlilik endeksi şu andaki bulunduğu seviyeye taşıyan Ana endeks olarak karşımıza gelmişti ve son birkaç gündür de burada bir realizasyon da görüyoruz ki kaldı ki bu da son derece normal. Zorlu geçen birinci ve ikinci çeyrek rakamları sonrasında üçüncü çeyrek rakamları hemen hemen hepsi için daha önemli. Operasyonel karlılıklarının biraz daha artması, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki zararları telafi etmeleri bir hayli zaman aldı. Tav da bunlardan bir tanesi. Mesela Tav'a baktığımızda 9 aylık konsolide net karı bu dönemde 852 milyon 863 bin. Geçen yılın yani 2020'nin 9 aylığın daha de orada ise 1.515 bir zarar var. Hı hı. Zarardan kara geçiş. Bununla birlikte Sayın Şeler'in açıklamalarında da özellikle o da Euro bazında değerlendirmelerini yapmıştı. Ve hemen şöyle TAV'ı hatırlatalım. Dünyanın önde gelen havalimanı işletmeleri arasında yer alıyor TAV. Ve Türkiye'de Antalya, Ankara, Esenboğa, İzmir, Adnan, Menderes, Milas, Bodrum, Gazi Paşa, Alanya havalimanlarını işletiyor. Ve TAV yurt dışında Kazakistan'ın Almatası, Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Tunus'un Monistar ve ee, yine Hammet ve Makedonya'nın Üslup e, ile Suudi Arabistan'ın Medine ve Hırvatistan'ın Zagreb havaalanlarında da faaliyet gösteriyor. Şimdi bizde faaliyete geçilse bile diğer saydığımız yurt dışı ülkelerdeki faaliyete geçişler çok daha gecikmeli oldu. Aşıya erişim, aşılama süreçleri gibi zorlu dönemler havacılık sektörünü olumsuz etkiledi. Buna rağmen tav zarardan kâra geçmesinde hiç kuşkusuz ki kurların da yukarı yönlü hareketi ve gelirlerdeki artış, yeniden faaliyete geçmeleri gibi unsurlar bence dördüncü çeyrek yani yıl sonu içinde tavın yeni hikayesini bu anlamda oluşturuyor. Ve ben şunu düşünüyorum, Favök'te ve Favök marjında yine artışların olacağı bir tav görebiliriz. Kısa bir realizasyon sonrasında yeniden yeni hikaye için fiyatlamaları göreceğiz. İlançolar geldikçe bize de bakmaya devam edeceğiz tamam. sezon bitene kadar. Ee, şimdi devam edelim hisselerle Alcatel'e bakacağız. Şirkette Türk Telekom arasında 2016 yılında imzalanmış olan sistem, donanım, yazılım, bakım ve destek hizmetleri çerçeve sözleşmesi kapsamında toplamda 6 milyon e, dolar tutarında e, Gipon ürünlerine ilişkin satış bakım destek hizmetlerini içeren yeni bir e, emri imzaladığı açıklanmış. Böyle bir e, anlaşma görüyoruz. Alcatel'e baktığımızda 25-12 fiyat karşı. ...başımıza çıkıyor. %1.37'lik de yükselişi takip ediyoruz. 21.92'lerden gelmiş, 25-28'e kadar da çıkmış. Son bir aya geldiğimizde baktığımızda. Evet. evet, ben bu tip işbirliklerini çok severim de. Çünkü bu bir hikaye oluşturur. Her iki şirketin de performansları anlamında oldukça önemlidir. Şimdi Alcatel-Teletaş da e, borsada işlem görüyor. Türk Telekom da borsada işlem görüyor. Evet. İkisi de geçmiş dönemde bir takım zorlukları atlattılar ve bir işbirliği içerisindeler. Dolayısıyla 2022'de borsada işlem gören birçok şirketi daha önce de gördüğümüz gibi ortak işbirlikleri içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum ben. Daha öncesinde hatırlayalım. Altay Tank projesi vardı. Her ne kadar hayata geçmediyse de Aselsan, Otokar, Netaş gibi hisselerin işbirliklerini gördük. Yine Aselsan, Netaş, Otoyol noktasındaki telekomünikasyon tarafında işbirliklerini gördük. Aselsan'ın savunma sanayine destek için otokarla yaptığı işbirlikleri gibi gündemimize birçok konu geldi. Bu tip ortaklıklar hisse performansları, hisselerin şirketlerin ciro ve kar beklentilerini de olumlu yönde etkiler. Çünkü firma değerindeki artışlar her kapanışta fiyatının yukarı yönlü hareket etmesi bununla birlikte diğer rasyolarını etkiler. Özellikle değerlendirme, analiz değerlendirmelerinde, raporlarında biraz daha dikkat çekici olabilir. Devamında gelmesi durumunda. Bu gözle baktığımızda şimdi Türk Telekom'la ilgili bir süreç de var tabii ki. Üzerindeki olumsuzluklar atması, bankalarla arasındaki e, özellikle formülün oluşturulması e, yeniden yapılandırma mı olur. Bankaların elindeki Türk Telekom hisseleriyle ilgili sürecin ne yöne evrileceği bilinmezliği olsa bile yönetmenimizden rica ederim Türk Telekom. E, son birkaç gündür Türk Telekom'da da hareketliliği görüyoruz. Her ne kadar para girişi bunu net bir şekilde teyit etmese de hisse performansı anlamında haber her ikisi için olumlu. Türk kom istedik ama geri döneriz olmadı. Şimdi Tabii ki. Kontrolmatik'ten bahsedeceğiz Belgin Hanım. Arkadaşlarımızdan rica ettik. Kontrolmatik teknoloji, enerji ve mühendislik ama hemen geldi fiyatı. 0.68'lik yükseliş var. Burada da bir haber akışı. Rusya, Moskova Oblastı mini termal power plant Zara 1-2 projesi süreciyle ilgili tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve Rusya'da bağlı ortaklık ve iştirak şeklinde yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı. 66 ona kadar çıkmış. Ee, yine Ekim ayı hareketi aslında baktığımızda 58-90'lardan gel, gelen bir fiyat. 6630 şu an için. Şimdi Hande e, biraz önce bahsettim ya uzun uzun. Hikaye oluşturan her zaman için işte hikaye nedir? Bir haber. Bir ihale alır, işbirliği yapar. Ondan sonra teslimat yapar, kasasına para girer gibi unsurlar oluşur ve kontrmatikte de bu anlamda Haber akışını sıklıkla görüyoruz, biz de zaten bunu paylaşıyoruz. Hissede de bunun performansını bu anlamda görüyoruz. Bak Ekim ayının 5'inde 58-90'larda ve o dönem içerisinde birçok haber akışı geldi ve her bir haber akışı fiyatlamaları pozitif yönde etkiledi ve yükselişine devam etti. İstikrarlı bir yükselişte. Son yönetmenimizden mümkünse rica edelim. Son 6 aylık performansını ya da 3 aylık performansını getirirse orada hareketler çok daha net görecektir. Bu daha topluca hareketi e, kısa sürede görüyoruz. Hareket. Dolayısıyla hani baktığımızda 6. ayda e, şey olarak 75'lerde sonrasında bir geri çekilme. 53'ler demek ki bu hissenin destek noktası orta vadeli trend desteği. Oradan yukarı yönlü hareketlerle hız kesmemiş. Tam traderların sevdiği. Şimdi onu diyecektim. Siz hep dersiniz. Ben diyorum traderların <laughs> evet. sevdiği hareket Tabii. bu yani pozisyon. Yani yatırımcılara bu. özellikle bunu vurgularken yayınlarımızda şunu söylemeye çalışıyorum. Hisselerin her gün fotoğrafını çekmeleri, en yüksek en düşük gördüğü seviyeler, haftalık periyotlarda bakmaları o hisseyle ilgili daha sağlıklı hangi seviyeden alınabilir fikrini oluşturacaktır ortalamalar anlamında. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda yukarı yönlü hareketlerde hissenin 66-50 ve yukarıda 68-70 bandına doğru hareketleri muhtemel en yukarıdaki zirvesi 76'lar seviyesi. Peki 66, 40 şu an için e, fiyatı. Ve son olarak bir Migros'a da bakalım. bakalım. Belgin Hanım şirketin %100 bağlı ortaklığı olacağı e, 16 milyon sermayeli şirket kurulmasına karar verildiği açıklanmış. E, son bir aya da geldiğimizde 31.28'den 34.50'ye kadar da çıkmış. %3'lük bir yükseliş var. 34.54. Şunu yanlış mı hatırlıyorum? Bir istihdam olayı da vardı bu sene içinde Migros tarafında. Doğru. Hareketli de bir Doğru. E, sektör. Ne dersiniz? Kısaca alalım Hani iki sektör vardı ki istihdam tarafında biraz daha ön plana çıktı. Bunlardan bir tanesi gıda perakende sektörü. Hı hı. Özellikle internet üzerinden satış ağının genişletilmesiyle birlikte. Diğeri ise lojistik sektörü. Bunlara lojistik destek verecek olan sektör. Bunlar hizmet sektörlerindeki hareketliliği beraberinde getirdi. Migros da burada bayrağı taşıyanlardan bir tanesi oldu. Aynı zamanda da haber akış açısından özellikle yeni bir şirket daha oluşma, Bağlı ortak olması, yeni bir şirket kurulması gibi haberlerde son derece önemli. Benzer benzer hareketi, haberi biz Türk Hava Yolları'nda da görmüştük. Mesela kargoya ağırlık vererek kendi içerisinden yeni bir kargo şirketini oluşturması Hı -hı. onun hikayesiydi. Ve üçüncü çeyrek için daha olumlu bakmamızı sağladı. Evet. Şunu söyleyebilirim Hande, gıda perakendesi sektöründe hareketlilikler devam edecektir. Migros'a da son birkaç gündür bir para girişi var. Bu da hisseyi destekleyecek. Çok çok kısa portföy alalım. Son işlem gününe geldik çünkü artık. Tabii. Hande şunu söyleyebilirim. Dünkü Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında borsada iyimserliğin devam edeceği bir yeni aya daha gireceğiz. Ekim ve Kasım süreci. Yani FED kararına kadar ki FED kararından sonra da devam edecek. Hisse senedi portföyünde ağırlığımızı %40'tan %50 seviyesine çıkarabiliriz. Ama özellikle bazı gelişmeler sonrasında da karı cebi mutlaka koyalım. %50'lik kısmını ise diğer alternatifler olarak orta vade için altındaki gelişmeleri takip edebiliriz. Peki hafta başında tekrar görüşmek umuduyla diyelim efendim. Ekonomist Belgin Maviş ile birlikte portföy Yönetimli. bugünlük burada noktalarız efendim. Bizden sonra Ayşun Sarıtaş devam ediyor olacak. Biz tekrar saat 13'te görüşeceğiz. Şimdi hoşçakalın.